Şükür ya. Arada tansiyon, Birazcık arada ufak tefek daha. arızalar oluyor ama olsun, ne yapalım. İştah kesti, olmasın. Olmasın peki. Olmasın. Ay Peki. canım benim, ama olmaz yani, düz Ha, dümdüz şurası gidiyor. açık mı? İnişi var, yokuşu var. Göremiyorum. O da doğru. Bir hayat çizgisi Geliyor olsun. bu arada. Yaşam döngüsü. Değil mi? Tabii tabii doğru. Yaşam Tabii ki. Doğru. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, iyiyim. Yaramaz Maşallah. dişim. İyi. Maşallah. İyi. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 İyisinizdir inşallah hepiniz. İnterneti var Çok mı? şükür. Elektriği var mı evde? İnternet demeyeyim de elektriği var mı evinde? Elektrik yok. Yok mu? Bizim yok. Evet. Yayın yok. Sibel dondu. Evet hocam göründü. Günaydın Selma hocam, günaydın, hoş geldiniz. Selma hocayı göremiyoruz biz. Günaydın Hatice. Günaydın. 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 Alın. Günaydınlar. Günaydınlar. İyisiniz. Şükür. Teşekkürler. Teşekkürler. Daha önce aranızda tai chi yapan var mı? Yok. Ben bilmiyorum hocam. Hayır ben biliyorum. Ben yaptım. Biz yaptık. Biz yaptık ya geçen sene. Geçen sene yaptık. Evet geçen Günaydın. Sene. Doğru geçen sene yaptınız. Evet ben yeni öğrenciyim o yüzden bilmiyorum. Herkes. Ha. Herkes. Günaydın. Hoş geldiniz o zaman. Hocam.
Efendim? Bir grup için. Bir grup tai chi yaptı. Mesela ben tai chi grubunda değildim. Aha. Evet. Değildim. Bir grup tai chi yaptı. Vardı. Bir grup pilates, bir grup yoga şeklinde oldu. Evet. Ben evet. Bey de vardı. Evet. Firuzan Hanım da vardı. Ben de vardım. Harika. Güler Hanım da vardı. Evet. biz pilatesçiydik. Çok güzel. Şimdi geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yalnız büyük bir elektrik kesintisi var sanırım bölgesel olarak. Bu Yeni Mahalle Foça tarafında elektrik sıkıntısı yaşanıyor. O yüzden yeterli katılımı sağlayamayacağız. Selma hocamızın da şu anda hani elektrik kesintisi var. Kendi imkanlarıyla giriyor. Ve telefonun şarjı bittiği anda eğitim sona erecek. Evet. Hani yarın evet. Saat 2'de yapalım diye düşündük. Eğer sizin için de uygunsa. Bugün hani öğleden sonra yapalım desek elektrik ne zaman gelecek bilmiyoruz. Yarın saat 2'de tai chi dersimizi yapalım. Tamam. Tamam. Uygun olur geldi. Herkese. Elektrik geldi. Geldi. Elektrik geldi. Geldi mi? Evet. Süper. Geldi. Wow, evet. Harika. Elektrik geldi. Vay tamam. Telefonum aldı. Selma Hanım da geldi. Evet Selma Hanım da geldi. Ben de geldim evet. Ben de geldim. Bir saniyenizi rica ediyorum. Televizyona bağlayalım. Wi-Fi'ye geçelim bir de. Teknik harika. Sorunlar. Nerede? Şu mu? Çalışınca bağlayacağız tabii. Çalıştım. Günaydın bu arada. Günaydın. 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 Efendim. Ayakta mı yapacağız, oturarak mı? Evet, geldi. Hizmetim gelmiş. Tamam. Nasıl yapacağım ben ya? Bağladın mı Wi-Fi? Wi-Fi gelmedi. Selma hocam siz Foça tarafında oturuyordunuz değil mi? Ben de Melek. Ben de mi internet gitti? Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Ha, tamam. Ben de şu an hepiniz donmuş görünüyorsunuz. Soğuk ondan. Kayıt alıyorum Firuzan Hanım. Elbette hatırladınız. Kayıt alınıyor şu anda. Büyük usta sanatçımız Şener Şen. Vay Şener Şen de korona olmuş. Evet. Durumlar çok kötü arkadaşlar. Vallahi çok dikkat edin lütfen. Kimseye evet. 3 metreden fazla yaklaşmayın. Aman gözünüzü seveyim. Hayır yaklaşmayı bırakın evden çıkmayın. Vallahi çıkmadan oturabiliyorsanız zaten onu yapın. Başka çaremiz kalmadı. Zaten 65 yaş üstüne de yasaklıyorlar. Biz gene evde kalacağız. Ankara, İstanbul gitti. Evet. Evet. İnşallah bizim burada. Evet, ona Wi-Fi. Yok o senin Android'a. Peki. Bizim Wi-Fi bağlantımızı bekliyoruz. Yani şu anda cep telefonundan girebildik. Efendim? Wi-Fi çalışmadı mı?
Bir türlü. Sanırım oldu. Geldik sanırım. Harika. Çok Sibel Hocam her şey yolunda mı orada? Vallahi ben şu an Karaçuğla tarafındayım. Burada her şey yolunda. Tamam, bizde de düzelmiş gibi görünüyor an itibarıyla. Ölüdeniz tarafı gelebildiniz mi? Kim yazıyor? Onlar denizdeler hocam, denizdeler. Denize mi gittiler? Oradan bağlansınlar, Ölüdeniz havası gelsin biraz. Hoş geldin Gülşen Hocam. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın hocam. Sabah elektrik kesintisinin nasızlığına uğradık. Evet. Dilek Hanım çifte bağlanmış görünüyorsunuz. Kapattım diğerini. Bir tanesini kapattım. Açık görünüyor şu anda ama yok yok. Siz yoksunuz, problem değil. Olabiliyor bazen, sorun değil. Necip Bey hazır vaziyette spor için. Süper. Hocam pozisyonum. Hocam yerde miyiz, ayakta mıyız? Önce yatırarak. Yerde yatacağız. Evet, önce yerlerdeyiz. Kendinize bir bulursanız. Kamerayı ona göre ayarlayayım. Selma hocam süründürecek misiniz bizi? Evet, öyle başlayacağız. Alçak irtifa. Oradan yükseleceğiz. Tamam. 1-2 dakika izin istiyorum. Ben deneyeceğim. Rahatsız olan olursa görüntüsünü kapatabilirsiniz. Benim sesim net geliyor mu? Herkes net duyabiliyor mu? Duyuyorum. Ben duyuyorum. Tamam, ben harika. Güzel bir şarkı biliyorsunuz hocam. Efendim? Bir şarkı söylersiniz, test edebiliriz. Olur, zaten birazdan şarkı söyleyeceğiz herhalde. Güzel bir şarkı biliyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum bu arada. Telefonlarınızın ya da laptoplarınızın sesini kapatabiliriz. Çok hızırtı oluyor. Sibel'cim sen mi kapatıyorsun herkesinkini? Ben kapatıyorum hocam. Aklıma şu geldi. Şimdi elektrik kesintisi yeni geldi ya, daha gelmek isteyen olur. Acaba biraz daha mı beklesek diye düşündüm. Herkesin sesini tamam. Kapatayım ben şimdi. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. Böyle de duyamayacağız tabii. Hocam herkes kendi sesini açıp kapatabiliyor. O yüzden hani soru sormak istediğiniz kişi varsa sorunuzu yönlendirebilirsiniz. Tamam, ya da soru sormak isteyen olursa kendi de açabiliyor o zaman. Kendisi de açabilir, aynen. Harika. Şimdi elektrik yeni geldi ya, o yüzden biraz daha mı beklesek diye düşündüm. Fark etmez, aradan da katılabilir isteyen. Çünkü tamam. Belki programı olan olabilir. Peki. Ama rahatsanız yani katılımcılardan da alalım, geri bildirim. Yani vaktiniz varsa bekleyebiliriz. Yoksa başlayabiliriz. Katılanlar aradan katılabilir. Bir iki daha, iki dakika daha beklesek yeterli olur diye düşünüyorum. Tamam. Sizin için de uygunsa eğer, yani herkes için uygunsa. İtiraz eden? Yok, sesler kapalı. İtiraz edemiyoruz. Bir
Bu derslerde benim en çok sevdiğim taraf o ilk baştaki merhabalaşma zamanı. Herkes yeni yeni geliyor böyle, herkes birbirine selam veriyor, konuşuyor, ediyor. Çok eğlenceli geçiyor. Evet, bitirince de yapabiliriz kalanlarla isterseniz. Özledik birbirimizi. Yani biz sıcak ülke insanlarıyız. Ne kimseye sarılabildik, ne kimseyle yakınlaşabildik. Dans derslerimiz bitti mesela. Evet. Selma Hanım, sarılmak tarihe karıştı artık. Çok ya bu da geçecek. Yani bu kısa bir dönem ya, unutacağımızı düşünmüyorum. Sabahat Hanımcığım, sizsiniz değil mi? Evet. Yani virüsün de belli bir senesi var. Sonra onu atlattığımız zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani ben eskisi gibi olabileceğini çok düşünmüyorum artık. Hani bizim toplum dokunarak sever değil evet. mi? Hani böyle temas, evet. yani çok sıcakkanlı insanlar hani. Yani böyle olacağını sanmıyorum artık eskisi gibi. En azından bir 10 sene kadar. Yaşayıp göreceğiz. Onu da şu anda bilemiyoruz. Aynen. Yani zaten bizim çalışmalarımız zihin odaklı hatırlarsanız. Evet, evet. Tabii ki, tabii ki. Yani dolayısıyla öngörüde bulunabiliriz. Ama zihnimizi de ileri geleceğe taşıyıp onunla uğraşmanın da şu anımızda bir faydası yok. Doğru. Yani onun için biraz önce mesajlarda da yazmıştım. Başımıza her şey gelebilir. Hayat bu. Yani. Yani. Bu durumda iki tane sihirli kelimemiz var. Şimdi böyle. Şimdi böyle. Çok rahatlatıcı değil mi? Ne diyorsunuz Sibel Hocam? Denemiştik sizinle. Evet. Zamanla yaşayarak öğreneceğiz. Şimdi... şu anda tadını çıkarmak gerekiyor. İleride ne olur bilmiyoruz ama gerçekten hani çok zor bir dönemden geçtiğimizi kabul ediyorum. Alışık değiliz. Değiliz. Alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz. Bazılarını kırıyoruz. Artık bize hizmet etmeyen, ihtiyacımız olmayan, üstümüze yapışmış ne kadar gereksiz varsa onlardan kurtuluyoruz. Bir anlamda da. Yani bu yeni bir düzen. Bundan sonrası daha doğrusu şu anda böyle bir doğum sancısı gibi, doğum anındayız sanki. Bundan sonraki dünya düzeninde daha sağlıklı, işte özlediğimiz, hani bizim çocukluğumuzda aşina olduğumuz, sevgili, saygılı, değer bilen, doğanın, kendimizin, sevdiklerimizin, insanların, her şeyin, varlarımızın olduğu bir düzene geçeceğiz. Ama kolay olur mu? Kafamızdakilerle kolaylaştırmak için de işte çalışma yapacağız. Yapıyoruz, devam edeceğiz diye bir düşünüyorum. Bir uyum süreci içerisindeyse. Ben iyimserim. Evet. Selma Hocam isterseniz... kendimi iflas... Buyurun. İsterseniz başlayabiliriz diyecektim ama hani cümlenize bittiğini düşünüp dedim. Hani bende kesik kesik geliyor ses. Benim internetten kaynaklı olabilir. Tamam, şöyle yapalım. İnterneti kesilen yaptığımız çalışmaya olduğu yerden devam etsin. Yani bu ekran başı çalışmaları maalesef biraz böyle oluyor. Bazen cep telefonundan göremeyebiliriz, bazen duyamayabiliriz. Önemli değil, siz çalışmanın içinde kalmaya devam edin. Ne yapıyorsak onu yapmaya devam edin. Bağlandıktan sonra kaldığımız yerden, yani bağlandığımız yerden çalışmaya katılabilirsiniz. Rahat olun. Başlarken... Şimdi yani yeni gelen kaç kişi var bilemiyorum. Çok sayıda var mı yeni gelen? Genellikle tanıdık yüzleri görüyorum ama. İlk defa katılan var mı?
Ben ilk defa katılıyorum Selma Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de ilk defa katılıyorum. Sadece izliyorum çünkü arabadayım hocam. Tamam, sorun yok. Gözlerinizi kapatmayın. Odağınız yolda olsun yeter. Ben de yeni katıldım hocam. Selma hocam. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Nihal Hanım. Nasılsınız hocam? Eda Hanım. Evet, günaydın. Günaydın. Peki, şöyle yapalım. Uzun uzun anlatmayacağım. Zaten ben gevezeyim. Konuşmayı seviyorum ama çalışma yapalım. Şimdi, Qigong, Çin kökenli çalışmalar bütünü. İçerisinde neler yok ki? Her şey var. Nefes, meditasyon, hareketler, masaj, hareketler gibi ve bunları dizi dizi de yapabiliriz, karışık da yapabiliriz. Her an her yerde yapabiliriz. Hiçbir mekana, hocaya, herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Aynı zamanda zihinsel çalışmalar. Yani dileyen ruhsal boyutta da çalışmalarını devam ettirebilir. Başlarken beden farkındalığıyla başlamayı tercih ediyorum. Bedenimizi fark edip bedendeki değiştirdiğimiz herhangi bir değişiklik zihnimizi de değiştirecektir. Yani zihin beden, beden zihin birlikteliğini sağlamak amaçlı. Ama yapacağımız her bir bölüm kendi başına bir şifa çalışması. Yani bu çalışmalar savunma sanatlarında da çalışılıyor. Bizim olduğumuz grup, bizim yaptığımız çalışma grubu şifa çalışma grubu. Dolayısıyla benim bildiğim şifa üstüne. Onun için hepimize şifa olsun diyorum. Bir şey aramayın. Temel prensipler var. Onları da dilerseniz yazarım size. Bu arada yeni gelenlerin telefonlarını eklerseniz, bana atarsanız isminizle birlikte sizi de grubumuza ekleyelim. Ne diyordum? Bunlar şifa çalışmaları ve bir takım temel prensiplerimiz var. Bir şey yapmaya çalışmayın mesela, bunlardan bir tanesi. Herhangi bir şey olmaya çalışmayın. Boş boş bir şeyle uğraşmayın. Zihninizden izin isteyin. Deyin ki, anlaşın, kendinizle konuşun. Yani konuşalım. Diyelim ki şu anda kendime ayırdığım özel bir zaman dilimindeyim. Sevgili kendim, keyfini çıkar. Eğer zihnime gelen düşünceler olursa onlardan da izin istiyorum. Daha sonra kendileriyle ilgileneceğimi söylüyorum. Beden farkındalığı çalışmasını yatarak yapmayı tercih ediyorum. Görüntüden rahatsız olan varsa, Nihal Hanım dışında, yatabilirsiniz yerde. Ya da koltuğun üstünde bir battaniye sererek, üşütmeyelim. Ya da oturarak da veya sandalyedeyseniz biraz böyle rahat bir şekilde pozisyon alıp yerleşebilirsiniz. Şimdi bel ve omurga problemi varsa onlar için bir özel bir yatış şekli göstereceğim. Beni görebilirsiniz diye umuyorum. Elif, sen de kontrol et ne kadar görünüyorum. Ya dizlerinizi kendinize doğru çekin, karnınıza doğru. Yani şimdi rahatça sen de yapabilirsin. Sen de koltuğa gel. Yerde yatıyorsanız dizlerinizi, omurga problemi olanlar, dizlerinizi kendinize doğru çekin. Kollarınız yan tarafa doğru açık, avuç içleri yukarıya baksın, başınız rahat, boynunuz eğer sorun yoksa yastıksız olsun, sorun varsa küçük bir yastık bulun boynunuzun altına.
Diğerleri sadece ayaklarımı omuz hizasında açıp öyle yatacağım. Ve bırakacağım. Eğer bir koltuk varsa ve omurga probleminiz varsa çalıştığınız ortamda poponuzu tamamen koltuğa kadar yaslayın. Ve ayaklarınızı yukarıya koyun. Görünüyor muyum? Ve böyle yatın. Hazır mısınız? Herkes pozisyonunu alabilir mi? Cep telefonlarınızı yanınıza koyabilirsiniz. Beni görmeniz gereken bir durum yok şu anda. Sadece sesimi duymanız yeterli. Kollarımız yanımızda. Nurcan Hanım, indirir misiniz kollarınızı yanınıza, kalçalarınıza doğru? Heh, tamam, serbest bırakın. Avuç içleri yukarıya doğru baksın. Şükran Hanımcığım, oturuyor musunuz? Koltukta oturuyorum. Tamam, peki. Kollarınız o zaman yanda rahat olsun. Dizlerinizin üstüne ya da koltuk kenarlarına koyun. En rahat pozisyonunuzu bulun. Ben de geldim. Hoş geldiniz Ergun Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Kapatıyorum. Tamam, hemen yatalım. Pozisyon alalım. Merhaba. Merhabalar Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Arif, oturarak mı yapıyorsun? Evet. Tamam. Yatmanı tercih ederdik ama. Selma'cığım, ben de geldim ama konuşuyordum. Hoş geldiniz. Ayşen ablacığım, başlamadık henüz. Hayır, ben sizi izliyorum da kendimi şey yapmadım. Yani göstermedim. Geldiğimi göstermedim galiba, evet. Hoş geldiniz. Hadi canım, kolay gelsin. Tamam. Tamam, sanırım hazırız. Gözlerinizi hafifçe kapatın. Derin, uzun, rahat nefesler alıp verin. İzleyin nefesin yolunu. Bedeninize girişini, burnunuzdan geçip nefes yollarından göğsünüze ve karnınıza doluşunu izleyin. Şişirin karnınızı. Verdiğiniz nefesin yollarını izleyin. Karnınızın içeri çekilmesini, göğsünüzün boşalmasını, göğsünüzdeki havanın, nefes yollarından, burnunuzdan çıkışını izleyin. Bırakın kendinizi yer çekiminin ağırlığına. Yer taşısın sizi. Hiçbir şey taşımayın. Sakin, derin, uzun nefesler alıp verin.
çalışmamız, derin gevşeme çalışması. Başımızdan başlayıp ayak ucuna kadar bedenimizin bölge bölge her bir hücresini esnetip rahatlatacağız. Sadece size söylediğim bölgeleri hissedin. Başınızı hissedin. Saçlarınızın diplerini, yüzünüzdeki organları, sakın şimdi yüzünüzü, gözünüzü, saçlarınızın diplerini bir bırakın. Biraz daha güçlü sıkın. Bırakın. Şimdi bütün gücünüzle sıkın. Birdenbire bırakın. Gevşetin, başınızın tepesinden başlayıp her bir hücrenizi esnetin, rahatlatın. Teşekkür edin hücrelerinize. Gülümseyin. Kafanızın içini, dışını rahatlatın. Sesleri duyun. Teşekkür edin bütün işitme sisteminize. İzin verin sesler gelsin, geçsin. Kokuları duyun. Teşekkür edin duyu sisteminize. İzin verin burnunuza gelen kokular gelsin, geçsin. Gözlerinize teşekkür edin. Görme sisteminize. Gözlerinizin güzel şeylere bakması için niyet edin. Gözleriniz kafanızın içinden kalbinize baksın. Çeneniz rahat. Boynunuzu ve omuzlarınızı hissedin. Sıkın şimdi boynunuzu ve omuzlarınızı. Bırakın. Biraz daha güçlü sıkın. Bırakın. Şimdi bütün gücünüzle sıkın boynunuzu ve omuzlarınızı. Birdenbire bırakın. Gevşetin boynunuzdan başlayıp her bir hücrenizi esnetin, rahatlatın. Teşekkür edin hücrelerinize. Gülümseyin. Boynunuz, omuzlarınız rahat. Kollarınızı hissedin, koltuk altlarınızı, dirseklerinizi, el bileklerinizi, avuçlarınızın içini, parmaklarınızı,
Bakın bakalım tek tek her bir parmağınızı ayrı ayrı hissedebilirsiniz. Baş parmaklarınız, işaret parmaklarınız, orta parmaklarınız, yüzük parmaklarınız, serçe parmaklarınız. Göğsünüzü hissedin. Avuçlarınızı da sıkarak, sıkın şimdi göğsünüzü ve kollarınızı. Bırakın. Biraz daha güçlü sıkın. Bırakın. Şimdi bütün gücünüzle sıkın kollarınızı, avucunuzu, göğsünüzü birdenbire bırakın. Gevşetin, parmak uçlarından başlayıp her bir hücrenizi esnetin, rahatlatın. Omurganızı hissedin. Kuyruk sokumundan boynunuza kadar. Anüsü de sıkarak, sıkın şimdi sırtınızdaki bütün kasları, kemikleri, sinirleri. Bırakın. Biraz daha güçlü sıkın. Bırakın. Şimdi bütün gücünüzle sıkın, çekin anüsü iyice içeriye. Birdenbire bırakın. Gevşetin boynunuzdan başlayıp kuyruk sokumuna kadar her bir hücrenizi esnetin, rahatlatın. Teşekkür edin omurganıza. Gülümseyin. Yer çekiminin ağırlığını her bir hücrenizde hissedin. Bedeniniz ağır. Karnınızı hissedin. Karnınızın içindeki organları. Karnınızı içeriye doğru çekerek sıkın şimdi karnınızı. Bırakın. Biraz daha güçlü sıkın. İyice çekin içeri. Bırakın. Şimdi bütün gücünüzle sıkın. Birdenbire bırakın. Gevşetin karnınızın içini, dışını. Esnetin, rahatlatın. Eğer midenizde, bağırsaklarınızda bir hareketlilik varsa sadece izleyin. Ben sadece seyredenim. Sadece izliyorum. Ne var ne yoksa. Olan her neyse olması gerektiği gibi. Böbrekleriniz bir stres taşıyorsa verdiğiniz nefesle birlikte o stresin bedeninizi terk etmesine izin verin. Böbrekleriniz rahat. Karaciğer rahat. Gülümseyin karaciğerinize. Akciğerlerinizi hissedin. Her bir alveole kadar. Her nefes alışverişimizde. Bir genişleyip bir büzüştüğünü hissedin.
Kalbim rahat. Sanki kalbimin yerinde kocaman pembe bir gül açmış. O gülün kokusunu duyun, beyninizin içinde. Rengini görün. Yayılsın kokusu, içiniz dışınız. Her bir yeriniz gül koksun. Kalçalarınızı hissedin. Sıkın şimdi kalçalarınızı. Bırakın. Biraz daha güçlü sıkın. Bırakın. Şimdi bütün gücünüzle sıkın kalçalarınızı. Birdenbire bırakın. Gevşetin kalçalarınızdaki her bir hücreyi. Teşekkür edin. Oturma kemiklerinize, kalçalarınıza. Esnetin, rahatlatın. Bacaklarınızı hissedin. Dizlerinizi, diz kapaklarınızı. Ayak bileklerinizi, baldırlarınızı, topuklarınızı, ayak parmaklarını, ayakların tabanlarını, parmaklarınızı kendinize doğru çekerek sıkın şimdi bacaklarınızı. Bırakın. Parmak uçlarınızı ileriye doğru iterek sıkın. Bırakın. Tekrar kendinize doğru çekerek parmaklarınızı iyice sıkın. Birdenbire bırakın. Gevşetin her bir hücrenizi, kalçalarınızdan başlayıp ayak parmaklarının ucuna kadar rahatlatın, esnetin. Teşekkür edin. Bizi ayakta tutan bacaklarımıza, ayaklarımıza, her bir hücremize, dizlerimize gülümseyin. Başınızın tepesinden başlayıp tarayın bütün bedeninizi. Ayaklarınızın ucuna kadar. Rahatlatın. Gevşetin. Çok sakinsiniz, dingin, huzurlu, esnek. İzin verin gözlerinizi açıp aramıza döndüğünüzde de bu sükunet, bu huzur devam etsin. Geri gelmek istediğinizde yavaşça gözlerinizi açıp aramıza dönebilirsiniz.
Sibel Hocam. Selma Hocam ben buradayım, buyurun. Sesleri açabilir miyiz? Geri bildirim alalım. Herkes kendisi açacak. Tamam. Toplu açamıyoruz. Toplu kapatabiliyorum ama toplu açamıyorum. Peki. Açtık. Açtık hocam. Ahmet abi hoş geldiniz. Merak ettim sizi. Merhaba. İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. İyi görünüyorsunuz. Sonra evet, keyifli oluyor. Bir, torunla ilgileniyordum bir zamanlar. Tamam, tamam. Onlar misafirim olduğu için. Tamam. Şimdi iyiyim. Torunumu görmek ister misiniz? Orada mı? Ay, çok büyük. Maşallah. Aman tanrım. Nasıl? Dedesine benziyor. Değil mi? Kime benziyor? Dedesine. Nasıl güzel. Benziyor mu bana? Hoş gelmiş o, hoş gelmiş. Bak sana merhaba diyorlar. Bize Qigong öğretir misin? Öğretmenimiz olur musun? Qigong öğretir misin bize bugün? Qigong yapacak. Asıl ondan hocam, öğreneceğiz. Evet. En çok şey öğreneceğim. Maşallah. Sevgiler. Maşallah çok tatlı. Allah başlasın. Sağ olun. Onun sakalları yok abi. Yakında çıkacak. Her gün tıraş oluyor. Her gün tıraş oluyor Mehmet Hocam. Evet, nasıl hissettiniz? Bir bildirim rica edelim. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Olumsuz. Çok iyiyiz. Rahatladık bayağı. Harika. Bu pandemi döneminde bu enerjileri biriktiriyoruz. Ne yapacağız? Kullanacağız. Dizlerimize falan göndereceğiz. Yürüyebilelim diye kaslarımıza, kendimize, çevremize. Abi özelden görüşelim, özelden. Peki. Şimdi bu çalışmayla ilgili yeni bir bilgi açıklamak istiyorum. Bunu yeni öğrendim. Yani bunun bir şifa çalışması olduğunu zaten biliyordum ve deneyimliyordum. Ama aynı zamanda bu travmalarda da kullanılabilen buna benzer çalışmalar olduğunu öğrendim. Yani hayvanları taklit ediyoruz aslında. Diyor ki doğada ceylan diyelim ki bir aslanla karşılaştı ve aslan onu yemedi ve ceylan hayatta kaldı. Ama ceylan bunun travmasını ömür boyu üstünde taşımıyor. Bunu nasıl yapıyormuş? Duruyormuş aslan gittikten sonra ve kendini sıkıyormuş. Bütün bedeniyle olabildiğince her yerini sıkarak böyle izin verip kendini olabildiğince sıkıp travmayı üstünden öyle atıyormuş. Yani bizimki de bir doğa çalışması olduğu için doğamızı hatırlayıp doğamıza geri dönmek olduğu için bunu da kayda değer bir bilgi olarak aklımda tutuyorum yaparken artık. Veya bir yaşadığım travma sonrası o anda travmayı hatırlamak da bize aynı etkiyi yaşatıyor. Deneyin. Yaşadığınız olumsuz bir durumda hemen sonrasında da olabilir, o anda da olabilir. Sıkın bırakın. Çünkü beden rahatlamayı böyle hatırlıyor. Yani birine rahatla dediğimiz zaman rahat olmadığını bilmiyor o sırada belki kişi ya da kaslarının rahat olmasının ne demek olduğunu hatırlatıyoruz. Dolayısıyla mesela omuzlarımızda taşıdığımız yükleri bu şekilde biraz hafifletebiliriz. Bu da işin şifa boyutuydu. Her bir yaptığımız çalışma kendi kendine zaten bölüm olarak ayrı ayrı da çalışılabilir. Dolayısıyla bunu da istediğiniz zaman çalışabilirsiniz diyelim ve artık ayağa kalkalım. Bugün zamanımız ne kadar bilemiyorum. Biraz nefes çalışalım mı?
Selma Hocam zaten bir 15 dakika geç başladık. Dolayısıyla uzatabiliriz. Yani saat 11.10 var ama 11'e 20 geçe 25 geçeye kadar uzatabiliriz. Sizin vaktinize bağlı tabii ki. Tamam, benim vakit problemim yok. O zaman bir 5 dakikalık nefes yapalım uzatmadan. Tamam. Ayakta yapmak isteyenler için duruş göstereyim. Hem hatırlamış olalım nasıl durduğumuzu, hem de yeni başlayanlar için deneyimleyelim. Nasıl görüneceğim? Aynı anda sesim duyulacak. Biz görüyoruz sizi ve duyuyoruz, merak etmeyin. Tamam, dengeyi sağlayabilmek için ayakta ayaklarım omuz genişliğinde veya kalça genişliğinde açık olacak. Ayaklarınızı kontrol edin. Birbirine paralel olacak ayaklarım. Hem yatayda hem dikeyde düz duracak. Yani dizlerimle ayaklarım aynı hizayı göstersin. Kalçalarım, önce biraz şu hareketi yapalım, yan dönüyorum görün diye. Öne hani dansöz hareketi. Ay. Selma Hocam, sesinizi açabilir misiniz? Selma Hocam, sesinizi açar mısınız lütfen? Tamam. Ben bir toplu kapatma yaptım, tamam. Tamam. Tekrar söylüyorum, kalçalarımı hareket ettiriyorum öne, arkaya. Dansöz gibi kıvırıyoruz. Yaşam enerjimizin merkezi, hara denen şu bölge, dantian çincesi. Aynı zamanda o da aktifleşmiş olacak. Yeter. Şimdi arkada değil, öne getirip duruyorum. Yani şöyle bakın, şu bel çukurum çukur olmayacak duruşlarda. Bunu düzleştirebilmek için pelvisi öne doğru getiriyorum ve düz oluyor. Kendiniz elinizle de kendinizi kontrol edin ya da bir duvara yaslanıp bakabilirsiniz. Boşluk kalmasın. Böyle durmayın, beliniz ağrıyabilir. Öne getirip önde bırakıyorum. Yüksek bir bar taburesine oturduğumuzu da düşünebiliriz. Böyle durup bırakın kendinizi. Dizler boş ama güçlü. Neydi? Belimin altı yerle bütünleşik. Orta yaşlı bir ağaç olduğunuzu düşünün. Bacaklarım ağacın kökleri, yere doğru kök salın ve yerleşin. Kollarım ve bedenimin üstü ağacın üst tarafı. Görünmüyorum galiba. Uzaklaşınca da ses gidecek diye korkuyorum. Koltuk altlarımda enerji dönecek. Koltuk altlarım açık kalması için kollarımı hafif öne getiriyorum. Göğsüm boş. Şöyle durmuyorum. Ya da böyle durmuyorum. Dik duruyorum. Bu dikliği sağlayan şey deminki durduğumuz sakrumdan gelecek. Yani bu sakrum bölgesini güçlü ve dik tutarsan bütün beden dik durmayı başarabilir. Bu aynı zamanda bütün fıtıklarımızı, omurga problemlerimizi de bertaraf eden bir duruş. Lütfen hayatınıza geçirin diyorum. Yapabilirseniz ayakta durduğunuz her pozisyonda bunu deneyimleyebilirsiniz. Kollarım boş. Çenem hafifçe geriye doğru ve başımın tepesinden sanki bir iple gökyüzüne doğru çekiliyorum.
dilimin ucu üst dişlerde, yani damaktaki dişlerle damağın buluştuğu noktada olsun. Bu da yin ve yang dengesini döndürmeme yardım edecek. Hiç kıpırdamadan öylece duruyorum şimdi. Nefes alıp verin. Odağımız nefeste değil, karnımızın üzerinde, yani göbek deliğinin 2-3 parmak altındaki şu bölgede olsun. Gözümüz nereye bakarsa enerjimiz orada birikir. Çinlilere göre yaşam enerjimizin ana merkezlerinden birisi burası. Birinci dant, yani iksir merkezi de denebilir Türkçe olarak. Zihnimizle buraya odaklayalım. Gözümüz de hafif kapalı olsun ama iç gözümüzle dantiyene doğru bakalım. Bakışlarımız da boş olsun. Herhangi bir noktaya odaklı bir şekilde bakmayalım. Koltuk altlarımız açık. Kollarınızı indirin aşağıya. En rahat durduğu yerde dursun her şey. Ama dengeli, güçlü. Omuzlarınız rahat. Ayak tabanlarınızı hissedin, her bir hücrenizi, yerle temasını. Bu duruşun ismi Wuji, boşluk duruşu. Boş, her şey boş. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece öylece ne duruyorum. Şimdi kollarınızı yana doğru getirin. Avuçlarınız birbirine doğru baksın. İki elin arasındaki paralelliği yakalayın. Karnımızın önünde ellerimiz. Ve hareketlenelim. Twist yapıyorduk ya. Ama şimdi sesler kapalı. Şarkıyı söylemek isteyen açabilir tabii sesini. Hatırlarsanız hareketim kalçadan, yani şunu yapacağım. Bir sağ bir sol öne gelecek. Ve bunu yaparken kollarımı boş bırakacağım. O zaman da kollarım da gövdeye uyum sağlayıp kendi kendine hareket edecek.
şarkımız Twist. Açayım mı şarkı size? Ama 2 dakika yapmamız lazım o zaman. Söylemek isteyen varsa buyursun. Come on, let's twist again. Neredesiniz? Buradayız da sesler kapalı ya. O zaman içinizden söyleyin kendi kendinize. Oo, harikasınız. Elleriniz ısınmıştır biraz veya enerji dolup manyetizması artmıştır. Soğumuş da olabilir. Sıcaklık, soğukluk değişebilir. Şimdi bu enerjiyi kaybetmeden getirip karnımın üstüne koyuyorum deminki noktaya. Bayanların sol eli üstte, erkeklerin sağ eli üstte. Hissedin neler olup bitiyor bedeninizde. Nefesinize bakın. Duruşunuzu hiç bozmadan biraz daha alçalın. Buradaki kriter diz kapaklarım, ayak parmaklarımın ucunu geçmesin lütfen. Yani şöyle değil. En son gidebildiğim yer diz kafam, ayak parmağımla aynı hizada olabilir. Qigong her yaşta yapılabilir. Çok ileri yaşlarda da bahsetmişizdir. 100 küsur yaşında yapan hocamızın hocası var. Bunun sebebinden bir tanesi de herkesin kendi sınırları içerisinde yapabilmesi çalışmayı. Onun için lütfen sınırlarımızı geçmeyelim. Sınırımızda yapalım. Şimdi ellerimin konumunu değiştireceğim. Mevsim geçişleri de bizim için önemli. Şu anda sonbahar mevsimine girdiğimiz için sonbahar mevsiminde akciğer çalışmalarına önem veriyoruz. Akciğerlerimizi güçlendirirsek kışı sağlıklı geçirebiliriz. Dolayısıyla yediklerimize de dikkat ediyoruz. Isıtıcı kök bitkiler, turp olabilir mesela, zencefil. Her öğününüze turp ekleyebilirsiniz. Ellerimi de hafifçe yukarı kaldırıp göğüs hizasında bu sefer ağacı kucaklıyorum. Baş parmaklarım hafifçe yukarı dönük.
Kollarınızın arası açık ama çok açık değil. Yani şu değil. Çok kapalı değil. Buradaki avcumuzun içindeki emek sarayı denen akupunktur noktaları her iki elimizde de göğsümüze doğru baksın. Oradaki topladığımız enerjiyi biraz önce dans ederek şimdi bu sefer akciğerlerime doğru gönderiyorum. Omuzlarınız rahat. Sanki dirseklerinizin altında bir top var gibi düşünün. Taşımayın kollarınızı. Bırakın kollarınızı o hava topları, hava küreleri taşısın. Kollarınızın arasında dönen şu enerjinin farkında olun. Ama aynı zamanda karından başlayıp önümde dönen bu enerjinin de farkında olun. Hem yatay hem dikey bir enerji alanı içerisindeyim. Şimdi bu enerji alanımı büyüteceğim. Açın kalbinizden kollarınızı yanlara doğru. Genişleyin. Sonra toplayın. Tekrar getirin. Kalbinize doldurun. Kollarınızın kuşun kanadı olduğunu hayal edin. Kendinizi de bir kuş olarak görün. Kuşun kanatlarını açıp çırpması gibi gökyüzünde böyle salının. Ayaklarınızın bir tanesini öne alın. Bir dakika göstereceğim ama. Şöyle. Bir ayağımın ucu kalksın, öbür ayağımın topuğu kalksın. Hareket aynı. Biraz önceki nefes alıp verdiğim, kuşun kanatlarını açtığım hareket. Sadece bunu ayak ekledik. Süzülün gökyüzünde. Nerede süzülmek isterseniz, dağların tepesinde misiniz, denizlerin üstünde mi, ormanların üstünde mi? Yön değiştiriyorum. Bu sefer diğer ayağımın baş parmağı ve öbürünün topuğuyla
Nefes alırken toplayın etrafınızdaki enerjiyi, kalbinize doldurun. Nefes verirken açılın, yayılın kalbinizden, evrene gönderin. Evet, yeter. Süremiz bugün çok fazla yok. Ellerinizi kalbinizin üstünde tutun. Dinleyin kalbinizi, ne diyor? Koltuk altları açık, rahat. Sevdiğiniz birisine buradan güzel enerjinizi transfer edebilirsiniz. Şimdi isterseniz avuçlarımızı kapatıp, parmaklarımızı, avucumuzu kapatıp şuradaki enerjiyle, isterseniz şuradaki kasımızla göğsümüzün ortasına vuracağız nefes alıp. Bu timus bezini de aktive eden bir çalışma. Aslında her sabah 21 kere veya daha fazla vurulması önerilir. Bir 36 sayıyla da yapılabiliyor. Bunun için de göğsüme çok derin nefes alıp göğsümü şişireceğim. Sonra timusun üstüne vuracağım. 9 olabilir, 6 olabilir kendi sayınızda. Sonra nefes bırakacağım. Tekrar gösteriyorum. Nefes alıyorum, göğsümü şişiriyorum kocaman. Ve vuruyorum. Nefes bırakıyorum. Tekrar. Bırakın. Son şey, tur. Ve bıraktım. Göğsümüzü yana doğru açtık. Şimdi de aşağıdan yukarıya doğru açalım. Kazları taklit edeceğiz bu sefer de. Bugün kuşlarla gidiyoruz. Uçan hayvanlarla. Ayaklarımı, topuklarımı bu sefer ikisini bir kaldırıp indireceğim. Bunu yaparken de kollarımı yandan yukarı kaldıracağım. Burada istediğimiz kolların hala kanat gibi çalışması. Yani dirseklerimi böyle dümdüz, şu şekilde düz kullanmıyorum. Biraz kırık. Bu aradaki enerji akışına da izin verecek. Ayaklarımı yerden kaldırırken kollarımı da kaldıracağım. Beraber aynı hızla. Sonra aşağı doğru indireceğim. Nefes verirken. Nefes alırken topuklarla birlikte kollarımı yukarı doğru kaldırıyorum. Nefes verirken aşağı doğru bırakıyorum topuklarımı, kollarımı.
Yapmaya çalışmayın, sadece yapın. Bedenimiz bilir. Bırakın beden kendisi yapsın. Kazlar böyle koşturuyorlar. Sonradan izledim kazları. Yani böyle durup böyle 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 koşa koşa gidiyorlar. Şu anda bir kaz gibi biz de. Biraz daha yavaş. Otomatik nefes alıyoruz farkındaysanız. Ama biraz daha derin, biraz daha uzun almış oluyoruz. Ve de enerjilerimizi de çalıştırmış oluyoruz. Hani biraz önce söylemiştik ya, merkezi enerjimizin bir tanesi, en önemlilerinden biri ya da dantiyel, birinci dantiyel. Aslında buradaki enerjiyi ellerimiz ısındığı için biraz önceki çalışmalarla buradan alıp yerden yukarıya doğru getirip sonra oradaki enerjiyi alıp aşağı doğru indiriyoruz. Bunu böyle bir suyun içinde yaptığımızı hayal edin. Avuçlarınızı hissedin, içindeki enerjiyi. Kollarınızı boş bırakın ama elleriniz güçlü olsun. Herhangi bir yerde bir şey tutmuyoruz. Aşağıda ya da yukarıda duran şeyler zarar verir. Duran sulardan mesela düşünün. Akıtıyoruz. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Evet, bırakalım. Dururken de duralım. Bu sefer mesela şey yapın, ellerinizi öne doğru getirin. Avuçlar aşağı baksın. Kollarınız rahat. Yukarı kaldırmayın. Çok aşağıda da değil. Şu el bileklerimin hafif bükülmesine de izin veriyorum. Yani boş boş değil. Bu sefer şöyle dursun. Kollarınız boş. Topraklanıyoruz. Toprak bağlantısı, yer bağlantısı. Yerden alıp yere veriyoruz. Bu araya bir tansiyon çalışması ekleyelim. Tansiyonu olanlar için. Ellerinizi yukarı doğru çevirin. Nefes alırken aşağıdaki böbrek enerjisini kalbinize getirin. Kalbinize gelince elleri ters çevirin aşağı doğru. Ve bu sefer aşağı doğru indirin, nefes verin. Böbrekler suyla çalışır. Pardon. Serin. Soğutucu, kalbimde güneşle ısıyla çalışır, kızgınlık enerjisi. Böbreğin serinliğini getirip kalbimi soğutuyorum. Kalbimin ısısını getirip böbreklerimi ısıtıyorum. Thank you.
Evet, yeter sanırım. Ne yapalım? Bir 5 dakika daha bitirme egzersizlerini yapalım. Ondan sonra bitirelim. Evet. Sonra herkes kendi nefes çalışmasını oturarak kendi yapmak isterse devam edebilir. Ellerinizi vurarak ısıtın. Güzelce ovcalayın. Enerji vermek istediğinizde bunları yapabilirsiniz. Yani bu el çalışmalarını. Genelde ellerimizi kullanıp yapıyoruz. Ama ben ayaklarımı da kullanıp, ayaklarla da çalışmayı da seviyorum ayrıca. Shiatsu çalışmasında ayaklarla da çalışabiliriz. Çok bilmediğiniz insanlarla enerji çalışması yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Yakınlarınızla veya kendi ağrılarınız olduğunda enerji hissettiğiniz bölgelere bunu yapabilirsiniz. Sonra tırnaklarınızı birbirine dokundurun ve şöyle birbirine sürtün. Bu da çok güçlü bir çalışma. Akupunktur noktalarının üzerinde olduğu hatlar var. İşte bunlara Fransızlar meridyen demişler. Hatta sanırım Arapça bir kelime ama biz Türkçe bir şey bulamadık galiba. Onların kelimelerini kullanıyoruz. Parmak uçlarımızda da bunların başlangıç ve bitiş noktaları var. Dolayısıyla bu parmak ucu çalışmaları aslında akupunktur çalışması. Şimdi getirin ellerinizi. Kollarınızı bir şöyle temiz, yani bu bir şey, enerji temizliği çalışması. Kollayın. Sonra öbür kolumu, üstünü, içini, yanını, diğer yanını. Ondan sonra bırakın üstünüze yapışanları, yerleri, arkadan, omuzlarından, sırtınızdan. Bacaklarınızdan boşaltın. Bacaklarınızın önlerini, yanlarını, arkalarını. Ve dövme zamanı. Avuçlarınızı şu şekilde içinde bir şey varmış gibi tutun. Sonra omzunuzdan başlayıp vurun. Çevirin avuçlarınızı, bu sefer yukarı doğru vurun. Dirseklerde biraz kalalım. Dirseklerin içinde devam edin. Vuran kolunuz çok rahat olsun. Güçle yapmayın. Diğer taraf. Sonra bağırıyordu ya Tarzan. Öyle sesler geliyor sanki benim içimden. Bağırabilirsiniz evde rahatsız eden kimse yoksa size bağırınca. Omuzları.
sırtım aşağı doğru inip böbreklerim. Ellerimi farkındaysanız şurasını vuruyorum. Yani şuradaki akupunktur noktasını kullanarak. Sonra kalçalar. Bu sefer de yumruklarımı böyle tuttum. Bunun sayılarını çok sayıda yapabilirsiniz. Yani 100 tane falan olabilir mesela. Çok farklı olduğunu bedeninizin hemen hissedersiniz. Birden duruşunuz değişir. Önde. Ve sonra arkadan bacaklarımı vurarak aşağılara doğru. Sabahlarımın arkasına bol bol vurun. Ayaklarınızın yanında. Şimdi yan taraftan pantolon çizgilerinin olduğu hizadan aşağıya doğru vurun. Şimdi iç ortadan yukarıya doğru. Bu sefer bacaklarımın önünden aşağıya. Ve çıkarken en arkadan bacağımın içi ve en arkası. İyi miyiz? Bomba gibi izleyecek şimdi. Ahmet Bey. Harika. Siz sonra bittikten sonra dizlerinizin kenarlarına da vurabilirsiniz. Yani şurada ellerimi dizime koyduğum zaman ters elimi serçe parmağımın geldiği akupunktur noktası da güçlü bir yaşam enerjisi ve bağışıklık sistemi noktası. Sonra buralara da vurabiliriz. Aslında ikisine birden vuruluyor. Ben tabii size göstereceğim diye tek yaptım. Bütün bedenimizi böyle döndükten sonra masaj yapalım biraz da. Yüzünüzü yıkayın. Sabahleyin uyanmış gibi. Tutun, atın. Taktığımız bütün maskeleri. Baş parmaklarımın içine, kaşlarımın içine geçirip sıkarak çekiyorum. Görünüyor mu hocam? Görünüyor. Çok net. Tamam. Sonra şu işaret parmağının köşelerini, eklem yerlerini kullanıp gözlerimin altını çekiyorum. Gençleşeceğiz, güzelleşeceğiz. Kırışıklıklardan kurtulacağız. Avuçlarımı birbirine parmak uçlarından dokundurup üçüncü göz açıyorum. Alnımı çekiştirip iki yana. Oradaki kırışıklıklardan kurtuluyorum. Siz ne yaptınız diyecekler. Bu kadar nefes çalışması, masaj, bir tane kırışıklık kalmayacak. Sonra burnumu sıvazlıyorum. Burun deliklerimin yanındaki iki noktaya tırnaklarımı batırıyorum.
acıtın. Yani acıtmak için yapmıyoruz ama hissetmek için. Sinüslerimiz açılsın. Yanaklarımızı çimdikliyoruz. Bazı hocalar bunu tokatlatarak yapıyorlar. Bak öyle. Başım dönüyor. Ben daha kibarım. Dermişim. Ben böyle minik minik. Arzınız o. Teşekkür ederim. Ama arada dövmek de iyi olabilir tabii şöyle. Ondan sonra burun deliğimin altındaki nokta çok önemli. Oraya da basın tırnağınızda. Doğru mu yapıyorum? Hangi parmağım falan? Hiç bunları düşünmeyin. Beden bilir. Beden zaten gider doğru yeri bulur. Çenemin ortası. Dudaklarımın iki kenarı. Zorla gülümsetiyoruz herkes. Şimdi tekrar ellerimizi dolduralım. Kulaklarımı aşağı doğru çekiyorum. Bizim zamanımızda kulak çeken öğretmenlerin kulakları çınlasın. İyi bir şey yapıyorlarmış. Yana doğru çekip açıyorum. Yukarıya doğru. Isınır kulaklarınız. Isınsın. Sonra şu içerideki kıkırdakları iki parmağımla mandal gibi bastırarak ovalıya ovalıya masaj yapıyorum. Bütün bedenimiz kulaklarımız da sinirsel olarak nakşedilmiş. Her türlü problemimizi kulak akupunkturundan da bilirsiniz. Kulaktan da çözebiliyoruz. İşte bu da kendi kendimize akupunktur şu anda. Bazı bölgelerde tırnakla da yapabilirsiniz. Kulaklarınızın en uç noktalarını tırnaklayabilirsiniz. Sonra bu hareket için ayağa kalkacağım bir dakika. Parmaklarımızı, işaret parmaklarımızı kulağın içine takacağız. Bastıracağız. Ama şu anda bastırmayı beni duyamazsınız çünkü. Sonra da silkeleyeceğiz. Ben bir göstereyim size önce. Bastırıyorum. Sonra açıp silkeliyorum. Silkelerken de bir adım öne doğru zıplıyorum. Zaten beden otomatik olarak yapıyor. Kulaklarımı bastırıyorum. Bırakıp çekinceye de zıplayıp silkeliyorum. Başımın, saçlarımın diplerini ve ya başımızın üstünde çok akupunktur noktası var. Nasıl isterseniz, isterseniz böyle vurabilirsiniz. Hissettiğiniz her yere. İsterseniz de masaj yapabilirsiniz parmak uçlarıyla. Saçımızı, başımızı dağıtıyoruz böylece. Evet,
çok pardon. Şimdiki hareketi de nefesle yukarıdan getirip kafamın üstünden aşağı doğru indiriyorum. Yandan alın. Başınızın tepesinden getirin aşağı doğru. Bütün bedeninizi elinizle tarayın. Nefes alırken ellerimi yukarı doğru kaldırıp etrafımdaki küreyi tarıyorum. Nefes verirken bütün bedeni ellerimle tarayıp getiriyorum. Selma hocam bitirelim mi yavaşça? Bitiriyoruz hocam. Bu bitirme şeyse. Tamam. Üstümüzde kalmasın. Ne yapacağız enerjiyi diyordu ya Bülent Bey'di sanırım. Evet. Üstümüzde kalmaması için de ellerimizi karnımıza koyalım. Bu topladığımız enerjiyi yedirelim. Saat yönünde çevirerek. Bir spiral olduğunu düşün. Spirali de biraz büyütün. Ayrıca bağırsak problemlerinde de kullanabilirsiniz. Sonra ters yöne. Nefesinize dönün. Nefesle yapın. Ve spirali küçültün. Nereye kadar? Dantiyene kadar. Sonra karnınıza kocaman bir nefes alın, doldurun karnınızı ve verirken pompalayın, bastırın. Sonra da bitirelim. Hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Selma Hoca. Çok sağ olun. Arkadaşlar, sağ olun. Birkaç kişinin ismi yazmıyor. Kameranız da kapalı. Ben iki kişinin ismini düzelttim görebildiklerimi. Yani burada participant yazın, hani katılımcılar kısmından da düzeltebilirsiniz ama bir sonraki dersimize Cuma günü saat 14'te başlayacağız derse Senes Hoca konuğumuz olacak. 4'te bir toplantıya gideceği için bir saat erken başlayacağız derse. Ben 13.30'da açacağım programı. Açarken kodu giriyorsunuz ya, o koda girdiğiniz kutunun altındaki ikinci kutuya lütfen isminizi yazın. Görüntüsünü göremediklerimi ya da ismini bilmediklerimi düzeltemiyorum buradan programdan. Bunu sizin yapmanız lazım. Lütfen isminizi yazın. Çünkü yoklama alıyorum. Yoklama aldığımda siz derse girdiğiniz halde isminizi ya da yüzünüzü göremediğimde kim olduğunuzu bilemem ve yok kabul edilir. Çünkü birkaç hafta sonra, iki hafta sonra sizlere devam durumunuzla ilgili bilgi vereceğim. Hani ben katıldım hocam dersiniz ama ben isminiz olmadığı için sizi yok saymış olurum. Lütfen isimlerinizi muhakkak yazın. Participant kısmında da düzeltebilirsiniz şimdi. O iki tane kafanın olduğu yere girip mor denen bir bölüm var. Moru bulduğunuzda yeniden yazıyor. Yani yeniden adlandır. Onu orada düzeltirsinizi. Kendi isminizi yazın ki ben sizi yoklamaya işleyebileyim. İsmi yazan arkadaşlar için bir şey söylemiyorum. Ama diğerleri için orada rename, yani yeniden isimlendir. Onu lütfen düzeltin. En azından Cuma gününden itibaren yoklamalarda isminizi ben var kabul edeyim. Sonra da ben size bilgi verdiğimde eğer düzenli devam ettiyseniz de bana bilgi verirsiniz.
Gülşen Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun, tabii. Gülşen Hocam. Buyurun. Şimdi ben o more gireceğim. Rename girdim. Ne yazıyor? Rename diyor. Oradan yazacağım ismini. Evet, onun üstüne tıkladığınızda mesela şu anda ben düzeltiyorum sizi. Beyhan Arıkan dedim. Evet. Şu anda isminiz yazıldı. Teşekkür ederim. Rica ederim ama cuma günü girerken lütfen kontrol edin. Kalıcı olmayabilir. Tamam. Ayla Hanım buyurun, bir şey söylemek istiyorsunuz ama görüntünüzü de açarsanız sevinirim. Ayla Hanım sizi duyamıyorum. Sesi kapalı. Evet. Ayla Hanım ses açın. Ben neyse bir şey... Yanlışlıkla basmış şey olabilir. Ben söylemek istemedim ama yanlış bir yere mi şey yaptım? Yok yok yok, siz değil. Ayla Tuncer elini kaldı. Ayla Tuncer, tamam. Evet. İki tane Ayla olunca. Peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Cuma günü itibaren açacağım. Bilginiz olsun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağ olun. Hocam, ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Ergun Bey. Ben ekranıma görüntüyü televizyon ekranına veriyorum. Harika. Ondan sonra da cep telefonunu masanın üstüne koyuyorum. Siz beni görmüyorsunuz. Ben dersteyim. Ekrandan katılıyorum ve siz büyük ihtimalle tavanı ya da avizeyi görüyorsunuz. Evet. Ama isminiz yazıyor Ergun Bey. İsminiz yazdığı için problem değil. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selma Hocam. Bay bay. Ben de teşekkür ediyorum. Hüseyin Hocam teşekkürler. Teşekkür Selma Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Herkes kendine iyi baksın. Evet, ya, çok önemli. Teşekkürler arkadaşlar. Selma Hocam çok teşekkürler. Görüşürüz Nurcan Hanım. Görüşmek üzere. Selma Hocam. Efendim Ayşen ablacığım. Görüşürüz. Ettim iki hocama da. Çok teşekkürler. Sağlıkla görüşelim. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Siz de öyle. Sağlıkla kalın. Gülen Hanım, nasılsınız? Nasıl Almanya? Sesiniz kapalı Güler Hanım. Güler Hanım. Evet, Güler Hanım sesiniz kapalı. Açtım, nasıl? Açtım şimdi. Sizin de yüzünüz karanlık arkadan ışık geldiği için. Evet, öyle. Nasıl? Hem şimdi oldu, şimdi oldu. Evet. Teşekkür ederim. İyilik burada... Aynı Türkiye gibi karantina malum, çok sıkı tedbirler. İşte evet, böyle. İnşallah yani... atlatacağız bunları ya. Çok sıkıldık vallahi. İyi ki bu Zoom paylaşması var. İlk yani çok hoşuma gidiyor. Erkenden hazırlanıyorum hemen. Sizleri görmek beni mutlu ediyor hakikaten. Çok seviniyorum. Ülkelerden, uzak yerlerden sağlıkla, sıhhatle kalın. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Mesafeyi koruyun. Evet. Kurallara uyun. Ankara, İstanbul için 65 yaş üstü kısıtlamalarımız başladı zaten yarın itibariyle. Sabah evet. 10 öğleden sonra 4 arasında sadece dışarı çıkabilecekler. Sanıyorum yakında diğer illere de gelir Güler Hanım. Çünkü Türkiye feci durumda şu anda. Yani Fethiye bile inanılmaz bir yoğunlukta. Yani Almanya'da öyle. Almanya'da öyle. Bütün şehirler yani çok sıkı tedbir almak zorunda. Evet. Diyorlar. Buna rağmen de hersiniz diye. Hadi onları hayatım üstünden ithal vardı. Belçika'da tümüyle yasaklanmış ama
yani çok sık. Evet. Tümüyle yasaklanmış. Yan kişi da aynı şekilde 1000 evet. Çok kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ha? Daha önce başladık. Onla evet. Yani burada saat sıkıntı yok. Yani saat kısıntısı yok ama burada da var yani.